İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Nereden baksan dökülüyor. Hep karamsarlık, hep karamsarlık. Nereye kadar? Aynaya baktığımda kendime de çok soruyorum. Neden bu kadar karamsarım diye. Oysa dışarıda hayata karşı pozitif olduğumu söyleyen dostlarım. O zaman nedir bu ülke yönetimine ve ekonomiye karşı karamsarlığım? Ak Parti üzerinden bir düşmanlık mı besliyorum? Ya da aç kalırız, yedirmeyiz dedikleri reis karşıtlığı vesaire mi var? Net olarak söyleyeyim, hiç umurlarımda değil. Ülkemin geleceği, evlatlarımızın geleceği söz konusu ve bu yolda hiç kimseyi umursamam. Daha iyi bir gelecek için, daha müreffeh bir yarınlar için, evlatlarımız için, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bakın, mutlu mutlu açıklamalara. İhracatımız artmış. 12 aylık toplam ihracatımız %8.6 artışla 255.7 milyar dolara ulaştı ama ithalatımızsa %25.8 artışla 373.6 milyar dolar oldu. Efendim, ithalat enerji faturasındanmış. İyi ama enerji hariç ithalatımız da %21.9 artışla 280.5 milyar dolar oldu. Hatta Mart ayı itibarıyla enerji faturası düşmesine rağmen ithalatımız arttı. Altın ve enerji hariç dış açık bozulmaya devam ediyor. Dün adeta faiz günü oldu. Bütün ekonomi haberleri faizlerdeki yükselişe işaret ediyordu. Banka ilanlarına baktım 100 bin liraya 2500 lira aylık faiz veriyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıllık %35 faiz demektir. Ortada nas var deyip faizi %35'lere çıkartıp 2003 sonrası en yüksek faiz veren hükümet oldular. Ne diyorlarsa tersi yani cari fazla dediler. Cari açık 8 milyar dolardan 52 milyar dolara çıktı. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat dediler ama üretim adeta yerinde sayarken tüketimi patlattılar. İhracat dış fazla işi ise tam bir hikaye. Üretemiyor ama feci şekilde tüketiyoruz. Bu da bizi yani ülkemizi tüketiyor. Seccade için Yeri göğü inletenler nas ortadan kalkarken adeta sessiz birer varlık türünü oynamaya başladılar. Bu da ilginç. Nebati'nin durumu. Sayın Bakan modelin devam edicini dünya tersini yapsa da bizim doğru yaptığımızı vesaire vesaire söylüyor. Söylüyor ama bence boşuna. Çünkü bakanlık atama yetkisi olan tek kişi Cumhurbaşkanı. O Cumhurbaşkanı da Mehmet Şimşek'le önce açıktan şimdi ise gizliden görüşmelerini devam ettiriyor. Kısacası Sayın Nebati hoş bir rüya görmektedir. Seçimden sonra ortada ne nas kalır ne de nebati kalır ne de model kalır. Ama hepsinden önemlisi kim kazanırsa kazansın nebatinin işi bitmiştir. Bunu görmek için sadece göz yeterlidir. Dün manşetimizde vardı ama tekrar edeyim. Heterodoks politikalar bitti yani patladı. Dengeleri alt üst etti. Ortodoks aranıyor. Bu kadar basit. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.